Ya kaç şu an başlıyorsun? Sayın katılımcılarımız, şu anda farmakoloji ve toksikoloji oturumuyla başlamak istiyoruz. Sözü ben bu oturumdaki moderatörümüz olan Doçent Doktor Sayın Emre Aslan Başhocamıza bırakmak istiyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle katılım sağlayan siz sayın hocalarıma, aynı zamanda değerli katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkürlerimi sunarım. Aynı zamanda zoonozlar ve salgın hastalıklar sempozyumunun düzenlenmesinde emeği geçenlere ve sunumlarıyla katılım sağlayan kıymetli hocalarıma, yine siz sayın hocalarıma ve değerli katılımcılara teşekkürlerimi sunarım. Bu oturumda sizlerle farmakoloji oturumunu paylaşacağız. Ben Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Emre Arslanbaş. Bu sempozyumumuzun bu oturumunda farmakoloji oturumu olarak sizlerle 3 sunumu paylaşacağız ve sunumların sonunda soru cevap kısmına geçeceğiz. İlk sunum olarak Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Emine Baydan hocamı sizlere egzotik hayvanlardan kaynaklı zoonozlar ve salgını konusuyla takdim etmek isterim. Buyurun hocam. Sayın hocam, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bir sesim geliyor mu? Onu bir teyit edeyim. Bir sıkıntı yok galiba, değil mi? Hocam mikrofonunuz kapalı herhalde. Değil hocam. Tamam, pardon. Geliyor mu şu anda? Sorun Mikrofonum yok açık mı? hocam. Evet, sorun yok. Tamam, değil mi? Sıkıntı yok. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Hemen sunumumu da paylaşacağım. Evet. Online'da böyle birazcık şeyler gerekiyor, tabii sabırlar gerekiyor. Tekrar teşekkür ediyorum Emre hocama. Sayın dekanım, sayın hocalarım ve diğer katılımcı arkadaşlar. Sempozyuma kendi adıma hoş geldiniz demek istiyorum. Moderatör hocamızın belirttiği gibi sunumumuz egzotik hayvanlardan kaynaklı zoonozlar ve salgını. Hazırlık Emre Arslanbaş ve Emine Baydan tarafından yapılmıştır. Zoonozlar bundan önceki gerek dekan hocamızın gerekse de rektör hocamızın tanımladığı gibi basitçe hayvanlardan insanlara doğal olarak geçebilen enfeksiyonlar. Tabii ki konu asıl veteriner mesleği gereği hep evcil hayvanlar üzerinde durulmaktadır. Ama biz bugün farklı bir bakış açısıyla olayı sunmak istedik. Aslında hep gündeme gelen egzotik hayvanlardır. Fakat daha çok evcil hayvanlar üzerinde durulmaktadır. Egzotikler üzerinden konuya baktığımızda patojenleri taşıyan çok farklı egzotik hayvanlar bulunmakta. Örneğin yabani kuşlar, yarasalar, tavşan ya da evlerde yetiştirilen yaban gelinciği, kirpi, kobay, çinçilla, kuş, balık, sürüngen ya da hayvanat bahçesi ve sirklerde yer alan hayvanlar. Başlıca bu patojenlerin taşıyıcısı konumunda. Aslında egzotik hayvanlarla ilgili dünya geneline baktığımızda Amerika ve Avrupa ülkeleri özellikle egzotik hayvanlarla daha bir ilgilenmekte. Buralardaki sahiplenmeler çok fazla gözükmektedir. Ve Avrupa'da balık dahil 42 2008 yılı verisi belki bu daha da artmış olabilir. 42 milyon egzotik hayvanın evlerde barındırıldığı belirtilmekte. Aslında
Bu kadar hayvan sayısı var fakat bu ülkelerdeki zoonotik hastalıkların da daha düşük bir seviyede olduğu bildirilmekte. Muhtemelen bilinçli yetiştiricilikle alakalı ya da bakımla alakalı bir durum. Peki bulaşma sebepleri ne? Bence bu konu oldukça önemli. Çünkü biz çoğu hayvanı zararsız olarak düşünüyoruz. Tabii ki çok seviyoruz. Onlar can dostları. Ama beraber olurken dikkat edilmesi gereken hususların olduğu da muhakkak unutulmaması gerekiyor. Özellikle çocuk odalarında egzotik hayvanların bırakılması ya da barındırılması, kırsal alanda yaşama, doğal alanların tahrip edilerek kentsel yaşama dönüştürülmesi ve dolayısıyla egzotik hayvanlara yakınlaşma, yabani hayvan pazarları işte Çin'de olduğu gibi ve buralarda satılan hayvansal ürünlerin tüketilmesi, egzotik hayvanlarla çalışan laboratuvarlar ve tabii ki de mesleğimiz gereği veteriner hekimlerin bu hayvanlarla teması başlıca bulaş sebepleri arasında sayılmakta. SARS-CoV ve SARS-CoV-2'nin yani COVID-19 olarak bildiğimiz olgunun taze et, balık ya da daha böyle beklemiş ürü, hayvansal ürünlerin özellikle de egzotik hayvansal ürünlerin satıldığı pazarlarla ilgili olduğu bugün üzerinde durulan konulardan bir tanesi. Özellikle bu olay aslında lokal gibi gözüküyor. Belli ülkelerde var gibi gözüküyor. Fakat bilindiği gibi artık dünya globalleşti. İletişim kolaylaştı, ulaşım kolaylaştı. Böyle bir durumda bu egzotik hayvanların ülkeler arasında alım-satım olaylarının olması, özellikle de kaplumbağa gibi hayvanların ülkeler arası gönderilmesi, bazılarının tüketilmesi bu hastalıkların giderek yayılmasını da artırmıştır. Ve şöyle bir yaklaşım var bugün günümüzde. Özellikle ticari olayların yasal boyutu var ama yasal olmayanların da çok fazla olduğu belirtilmekte. Hatta yasa dışı egzotik hayvan ticaretinin çok büyük bir para piyasasıyla narkotik, kalpazanlık ve insan kaçakçılığından sonra geldiği yönünde bir bilgi de ifade de literatürlerde bildirilmekte. Yani oldukça önemli bir pazar oluşturuyor. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü bu saydığımız sebeplerden dolayı yakın gelecekte dünya için en güçlü düşmanın ne bir sonraki dünya savaşı, ne bir nükleer bomba, ne de bir terör eylemi olacağı, tabiat ananın öyle bir hastalık ortaya çıkaracağı ki bu hastalığa daha tanı konmadan, uzmanlık geliştirilemeden insanlığı önemli ölçüde azaltacağı yönünde bir çıkarımı var. Bu gerçi biraz ürkütücü bir ifade. Dileriz böyle bir durum söz konusu olmaz. Zoonotik enfeksiyonlar genel anlamda konuşacak olursak gerek evcil olsun gerek yabani hayvanlar olsun. Hastalığa neden olmayan olarak geçiyor ama hani ciddi ya da kendiliğinden geçebilenleri nitelendiriyor bir ifade. İkincisi non-spesifik viral sendromlu zoonotikler. Üçüncüsü ise ağır hastalığa sebep olan zoonotikler şeklinde sınıflandırılıyor. Üçüncü grupta ise hemorajik fever, ensefalitis, döküntülü atralgia, yeni ortaya çıkan ya da yeniden ortaya çıkan diye bir kavram var burada. Çünkü bazen yıllar önce tespit edilmiş, devreden kalkmış ama tekrar gündeme gelen hastalıkları kastediyor bu olgular ve seyrek görülen zoonotikler şeklinde de sınıflandırıyoruz bu üçüncü grubu. Egzotik hayvanlardaki zoonotik hastalık etkenleri bakteriler, virüsler ve parazitler olarak genel başlıklar altında toplanabilir. Parazitler ise helminth, protozoa, akar ve mantarlardan oluşmaktadır. Egzotik hayvanlardaki bakteriyel zoonozlar. Ancak konuya girmeden önce şunu söylemek isterim. Söylenen cümle şu literatürlerde. Tespit edilenlerin yanı sıra tespit edilmeyen çok sayıda egzotik kaynaklı muhtemel etkenlerin olduğu, zoonotik etkenlerin olduğu bildirilmekte. Dolayısıyla biz burada tespit edilenler üzerinden konuşacağız. Bakteriyel kaynaklı zoonozlardan en önemlisi salmonellosis insanlar için önemli olan. Özellikle de sürüngen şeker planörleri gibi ya da kirpi gibi hayvanlarla ilgili olarak pardon, şurada görüntüyü kaldıramıyorum ama şeker planörleri gibi hayvanlarla şu şey resim görüntüsü var ama sağda onu kaybetmem mümkün. Şu aşağıya tamam. Kirpilerle ilgili olduğu bilinmektedir. Özellikle de kirpilerden Salmonella tilene
Salmonella tifimirum ve enteritis gibi etkenlerin salmonellozise sebep olduğu belirtilmekte. Peki insanlarda nasıl seyrediyor? Tabii ki burada tıpla hocalarımız çok daha derin bilgiler sunacaktır. Biz literatürler üzerinden hemen bilgi veriyoruz. Baş ağrısı, halsizlik, bulantı, ateş, kusma, kırın ağrısı ve sal şeklinde gelişiyor. Enfeksiyon 12-24 saat içerisinde ortaya çıkıyor ve genellikle de tedavi edilebilir nitelikte gözüküyor. Ama bağışıklı immunsupresif olanlarda mortalite de görülebileceği belirtilmiş. Bu kötü tarafı tabii ki. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde 1975'te bu kaplumbağalarla ilgili olayın çok yayıldığı tespit edilmiş ve 10 santimden küçük kaplumbağa ithalatı önlenerek çocuklardaki salmonellöz olgularının önemli ölçüde engellendiği ya da azaltıldığı belirtilmiş. Peki salmonella tilene ne etki ediyor? Aslında çok sayıda antibiyotik etkili gözüküyor. Burada tabii ki doz ve parametrelere özellikle de egzotik hayvanlarla ilgili sadece böyle disk difüzyonla yapılmış bir takım testler sonuçları var. Yoksa böyle radikal bir salıtım rejimini görmeniz pek mümkün olmuyor. Biz de bulabildiğimiz kaynaklar çerçevesinde etkili olan antibiyotikleri buraya koymaya çalıştık. Ampisilin, amoksilin, klavulanik asit, amikasin, kloramfenikol, sefalosporin grubu bazı ilaçlar, siprofloksesin, gentamisin, imipenem, trimetoprim, tetrasiklin gibi. Yani hemen hemen her gruptan ilaç bunlara etkili olarak gözüküyor. Salmonella tipi de gene önemli etkenlerdendi. Burada da gene görüyoruz antibiyotikler ve probiyotik bakteri ve mayaların gene tedavide yardımcı olabileceği belirtiliyor. Gene antibiyotikler benzer şekilde sefalosporinler, kloramfenikol, sülfanamid grubu, penisilin, betalaktam grubu antibiyotikler ya da probiyotiklerden laktobasil, bifidobakteri, leukonostak, saccharomyces gibi maya ve bakterilerin de saltıma yardımcı olabildiği belirtiliyor. Diğer bir bakteriyel olgu Streptobacillus monilformis sıçan ısırığı ateşi olarak geçiyor. Bu da özellikle sıçanların nazoparaksis ya da idrarları yoluyla çevreye yayılıyor. İnsanlarda 1 ila 10 gün içerisinde kendisini göstermeye başlıyor. Aslında basit olgularla şekilleniyor gözüküyor ama en ciddi durumlarda endokardite sebep olabiliyor. Buna etkili olan ilaçlar ise geri çok sayıda sunudan görebiliyorsunuz. Ben tek tek uzatmak istemiyorum. Ama orta düzeyde etkili olanlar var. Mesela aminoglikosit, fluoroquinolon, kloramfenikol gibi. Ama buna karşılık trimetoprim, sülfametoksazol bizim veteriner hekimlikte çok kullandığımız kombinasyondur. Bunun polimiksin B'nin ve nalidiksik asitin etkisi yok. Bunlara karşı etken direnç geliştirmiş durumda. En tehlikeli durumda bu. Francisella tularensis yani tulareme olgusu ise yer sincapları, pamuk kuyruklu tavşanlar, yabani tavşanlar, kriko tavşanlarında daha çok bulunduğu belirtilmiş. Su sıçanları ve kimirgenlerde de olabileceği belirtilmiş. Kene ya da diğer böceklerin ısırığıyla etken insanlara geçiyor. Ve hatta bunların bazılarının avlanarak gelmesiyle etle ya da saman kontamine otların solunmasıyla da geçebildiği belirtilmiş. İnsanlardaki kuluçka evresi 2-6 gün arasında gözüküyor. Geleneksel tedavi olarak streptomisin, gentamisin, tetrasiklin, doksisiklin kullanılıyor. Ancak tetrasiklinin kimi zaman etkisiz ya da etkisiz demeyelim de zayıf kaldığı belirtiliyor. In vitro testlerde ise siprofloksesinin etkili olduğu gözlenmiş. Aslında bu öneriliyor alternatif tedavi olarak. Neden? Çünkü streptomisin, gentamisin gibi antibiyotiklerin toksik etkileri var. Özellikle tekerrürlü olaylarda, nüks olaylarında çocuklarda alternatif olarak kullanılabileceği belirtilmekte. Mycobacterium tuberculosis de gene kuş, fil ve diğer memeli hayvanlardan kaynaklanan önemli olgular arasında. Aslında Mycobacterium tuberculosis insanların etkeni olarak düşünülmekte ama görüldüğü gibi egzotik hayvan kaynaklı da devreye girebilmekte. Gene nitekim balıklarla da insanlara geçebilmekte ve insanlarda balık tank granuloma hastalığı özellikle ellerde lezyonlar şeklinde gözüküyor. Hastalığına sebep olduğu belirtilmekte. Buna Mycobacterium tuberculosis'in yanı sıra Mycobacterium ovum da sebep olmakta. Eskilerden beri bilinen Mycobacterium bovis ise evcil hayvanlarla ilgili de olarak daha çok bilinmekle birlikte fok
gergedan ve geyiklerden de geçebildiği belirtilmiş. Yine makavlar, yani Amerika papağanlarında da gene bu etkenlerin bulunabildiği belirtiliyor. Tedavi de klasik tedavi olarak gene streptomisin ve paraaminosalisilik asit PAS en rutin kullanılan ilaçlar. Ama bunları izoniazid, prazinamid, etambutol ve rifampisin izliyor. Genellikle çoklu ilaç kombinasyonu şeklinde bir tedavi prosedürü uygulanıyor. Ve bir de tedavi oldukça uzun süreli. İnsanlardaki tedavide makrolit bazlı klajitromisin ya da aritromisin, azitromisin, rifampin ve etambutol ile birleştirilerek en az 12 ay süreyle kullanılması öneriliyor. Yani uzun soluklu bir tedavi gerektiriyor. Bunları geçiyorum. Özellikle yalnız şunu söylemek isterim burada. Balıkçılık, veteriner hekimlik için benim önemsediğim konulardan bir tanesi. Özellikle Mycobacterium marinum hem zoonotik olması hem de balıklarda önemli kayıplara, ekonomik kayıplara neden olması yönünden önem taşıyor. Neden? Çünkü böyle bir olgu çıktığında tüm stoğun imha edilmesi gerekiyor ve gerekli sterilizasyonlar, dezenfeksiyonlar sağlandıktan sonra yine üretime ancak geçilebiliyor. Bir diğer olgu Bacillus anthrax, yani şarbon ya da anthrax. Bizim gene evcil hayvanlarla ilgili bildiğimiz rutin konulardan bir tanesi. Burada hayvan türleri arasında dirençlik yönünden farklılıklar var. Ama kuşların oldukça direnç olduğu ifade ediliyor. Bununla birlikte güvercinler ve kartallarda görüldüğüne, hani egzotik hayvanlarla alakalı olarak güvercinler ve kartallarda görüldüğüne dair bilgiler var. Gene laboratuvar hayvanlarından kobay, fare, tavşanlarda, gene bir tür antilop olan impala, kudu, bufalo, zebra, zürafa, antilop ve çitalarda görüldüğüne dair de bilgiler var. Etkili olan ilaçlar penisilin, klorampenikol, streptomisin, tetrasiklin, eritromisin. Başka antibiyotiklerin de olduğu belirtiliyor ama öncelikli olarak bunlar sayılmakta. Viral zoonozlar biliyorsunuz en önemli. Aslında zoonotik olguların belki de ilk başına konması gerekenlerden bir tanesi. Zira bunların biyolojik evrimleri çok farklı ve çok kolay hızla yayılma eğilimi gösterebiliyor. Özellikle de yeni ortaya çıkan veya yeniden önem kazanan bulaşıcı hastalıkların önemli bir kısmı bu olgularla alakalı gözüküyor. Özellikle RNA virüsleri yeni bir konakçıya ve değişen ortamlara çok hızlı adapte oluyor. Bu da onların hızla yayılmalarına sebep oluyor. Zoonotik hayatın bu noktadaki etkisi ve insanların yer aldığı durum konusunda netlikler bulunmamakla birlikte, yani insanların bunların üzerine çok fazla rolü olmadığı bildirilmekle birlikte kolonizasyonun bir aşamasında olabileceği gene de görülüyor. Ama bugün COVID-19'un çok rahat yayıldığını söylersek bu cümle biraz geride kalmış oluyor. Kemirgenlerle hantavirüs, sivrisineklerle Rift Vadisi ateşi, Zika virüs, Dank virüsü, Batıl Nil virüsü, gene yarasalarla SARS-CoV, Avustralya yarasa lizi virüsü, Avrupa yarasa lizi virüsü gibi ya da Hendra virüsü, Nipah virüsü, yarasa ve develerle MERS-CoV, domuz ve kuşlarla influenza virüsü, zoonotik anlamda önemli olan viral olgular arasında sayılabilir. COVID-19 ile ilgili günümüzde kaynak olarak çok farklı söylemler var bilindiği gibi. O yüzden soru işaretli olarak koyduk. Ama yarasalar ihtimal dahili içerisinde gözüküyor. Bulaşma insanlara bu viral olguların doğrudan veya indirekt yolla olabiliyor. Ama çoğunlukla sivrisinek gibi artropodların sokmasıyla daha çok görülüyor. Ama salgılarla da insana aktarıldığı belirtilmekte. Kuş grubu ABD tarafından en ölümcül olanların en tepe listesine olarak konulan zoonotik olgulardan bir tanesi ve kendi içerisinde patojenitesi düşük ve yüksek olarak ayrılıyor. Salgınlara sebep olan HEPA formu, yani influenza A ya da H5N1 virüsü, buna bağlı olarak salgın olguları çok fazla görülmüş. Yani çok tehlikeli bulunuyor. Bulaşmasında su kuşları, kıyı kuşları oldukça etkili. Bunun yanı sıra kafes kuşları, kümes hayvanları da taşıyıcı durumda. Bu enfekte hayvanlar göl ve göletleri kontamine edebiliyorlar. Özellikle dışkılarıyla.
Ve bu kontamine yerlerle temas neticesinde insanlara geçiyor. Ama insandan insana geçişle ilgili bilgi kaydedilmemiş. Tedavide ise aslında spesifik bir tedavi yok. Fakat hayvanlarda sekonder olguları kontrol amacıyla antibiyotiklerin kullanılabileceği belirtilmekte. İnsanlarda ise tıbbi kaynaklara bakaraktan kemoprofilaksi bir temas öncesi bir de temas sonrası söz konusu olabiliyor. Özellikle temas sonrası çok önemli. Burada antiviral ilaçlardan oseltamivir ve zanamivir 7 ila 10 gün boyunca kullanılabiliyor. Herpes B de gene makaka yani şebeklerle insanlara geçebilecek önemli viral olgulardan bir tanesi ve ölümcül ensefalite sebep olabiliyor. Özellikle ısırma en önemli bulaş sebepleri arasında ama ağız ve genital salgılarında etkili olduğu belirtiliyor. Bu tehlikeli durumundan dolayı non primat olan maymun, jibon, baykuş, mamyon, marmoset gibi hayvanların insan gibi primatlarla asla aynı ortamda kapalı tutulmaması gerektiği gene belirtiliyor. Çiçek virüsleri kaydedilmiş. Kırım konga kanamalı ateşi zaten bildiğimiz. Kuduz bizim yıllardır bildiğimiz köpeklerle alakalı bir durum ama gördüğümüz yarasa, rakun ve kokarca kaynaklı da kuduz olgularının olduğu yönünde aşılamanın ötesinde profilaktik olarak etkili çok fazla salgın gözükmüyor. Lenfositik koriyomenenjit gene önemli olgulardan bir tanesi. İnsanlar aslında ender geçtiği belirtiliyor ama burada önemsediğim nokta meydana getirdiği meningoensefalomiyelit olgusu özellikle hamile hanımlar için bir tehdit oluşturuyor. İmmün süpresif olduğu için ve yavruyu etkileyebildiği belirtiliyor. Gene etkili tedavi olarak favipiravir yani antiviral ilacın kullanılabileceği belirtiliyor. Nipah virüsü meyve yarasalarıyla geçen bir olgu. Dank'ta sivrisineklerle geçiyor. Parasiter olgularda ise özellikle Bilis ascaris procyonis rakunlarla geçen bir yuvarlak kurt. Bu alındıktan sonra göz ve beyni etkiliyor. Oldukça tehlikeli. Etkili bir tedavisi yok larvalar için. Bu yüzden de mümkün olduğunca olgunun erken yakalanması önemseniyor. Yani başında yakalanırsa albendazol ile larvaların gelişiminin engellenebileceği belirtiliyor. Burada insanlarla ilgili bir ampirik doz uygulanması belirtilmiş bir çalışmadan alınmış durumda ama etkili antelmantik ilaç albendazol gözüküyor. İvermektin de akla gelebiliyor fakat ivermektinin MSS'yi biliyorsunuz ivermektin belli köpek ırklarında koli ırkında olduğu gibi beyni geçebiliyor. Yani genetik hasarı olanlarda geçebiliyor ama genetik hasarı olmayanlarda MSS'ye geçme gibi bir durumu söz konusu değil. O yüzden de oradaki etkenlere ulaşamıyor. Bu yüzden de etkisinin zayıf olduğu vurgulanıyor. İlave olarak kortikosteroid tedavisi de yapılabiliyor. Sıçan akciğer kurtu Angiostrongylus cantonensis gene eozinofilik menenjite sebep olan gıda kaynaklı zoonotik bir parazit. Gene kemirgenler ve ara konakçılar arada rol üstleniyor. İnsanlara geçişi yumuşakçılar vasıtasıyla oluyor çoğunlukla. Salyangozlar, aspişmiş, kontamine sebzeler, tatlı su karidesleri, yengeçler, kurbağalar ve monitör kertenkeleler aracılığıyla oluyor. Aslında olgu lokal ülkeler bazında gözüküyor. Tayland, Tayvan ve Çin gibi. Ama başında da belirttiğimiz gibi ülkeler arası hareketlilik olgunun küreselleşmesine de sebep olmuş durumda. Ama olgunun iyi tarafı kendiliğinden geçebilme özelliği gösterebilmesi. Ama kafa içi nörolojik etkileri sebep olursa o zaman iş biraz ciddileşebiliyor. Ve boz düzeyinde bir aspirasyon gerekebiliyor. İlaç olarak albendazol, mebendazol gene antelmantik olarak belirtilebiliyor. Çiğ ve az pişmiş balıklarla geçen olgular söz konusu gene insanlara. Özellikle kelebekler, karaciğer kelebekleri, Chlorhalornis sinensis gibi bir takım balık kelebekleri gene zoonotik özellikler gösteriyor. Özellikle Aniskele familyası. Pardon. Söylüyorum ama biraz toparlayabilirsek çok memnun olurum. Hemen toparlıyorum. Bunlarda da bu Anisakis grubu oldukça önemli. Balıklardan yani geçen kelebeklerin olduğunu da hatırlamış olalım.
Şeyle tiyolozis vakaları gene önemli kedi, köpek, tavşanla insanlardan geçen ve bunlar yürüyen köpek olarak adlandırılan olgulara sebep oluyor. Bunların tedavisinde de selamektin, ivermektin, mukonazol, klorhekzidin uygulamalarıyla başarılı sonuçlar alındığı belirtiliyor. Kobaylarda yine görülen olgular var. Sarkoptes, skapi, uyuz, gelinciklerde görülebildiği belirtilmiş ve yine ivermektin ile saltımdan bahsediliyor. Saç kıran yıllardır veteriner hekimlikte bilinen olgulardan bir tanesi. Tavşan ve kobaylarda gene görülebildiği belirtiliyor. Gene antifungal ilaçlar, enilkonazol, mikonazol kullanılabiliyor. Kriptokokkus mantar olgusu, özellikle neoformans oldukça önemli. Kakadular vasıtasıyla yani egzotikler üzerinden konuşacak olursak insanlara geçebiliyor. Tedavide polisitosin, amfoterisin P kullanılabiliyor. Korunmada ne yapacağız? Korunmada hijyen tedbirlerine uyulması şart. Bunların yanı sıra özellikle riskli grupların veteriner hekimler tarafından bilgilendirilmesi önem taşıyor. Hastalıkların tanımlanması ve raporlanması yine veteriner hekimler tarafından yapılması gerekiyor. Bunların yapılabilmesi için lisans ve lisans düzeyinde öğrencilere eğitimlerin verilmesi gerekiyor ve öğrencilerin özellikle umulmayanı beklemeye hazır olmaları yönünde yetiştirilmesi gerektikleri vurgulanıyor. Gene bunlarla ilgili kılavuzlar, yani zoonozların izlenmesi, önlenmesi ve kontrolüne ilişkin kılavuzların hazırlanması da önerilenler arasında. Kuduz gibi olgularda meslektaşların aşılanması ya da hayvanların aşılanma programları gene belirtilen uygular arasında. Yabani hayvan pazarlarının kayıt altına alınması, hijyen kontrollerinin yapılması, bunların biyolojik yaşamlarının tespit edilmesi, anlaşılması, gene vektörlerle mücadele edilmesi, olayın çıktığı yerlerin karantina altına alınması önemsenen konular arasında. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Bu olay insan ve hayvan sağlığını etkilediği için tek sağlık konseptinin sözde kalmaması gerektiği vurgulanıyor. Daha çok pratiğe uygulanması gerekiyor. İnsan, hayvan ve çevre sağlığı bakımından multidisipliner koordineli çalışmalarının güçlendirilmesi, ortak zoonoz çalışma gruplarının oluşturulması mücadeleyi kolaylaştıracak olarak ifade ediliyor. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hızlı oldu ama süreyi de geçtim zannedersem. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kıymetli hocama sunumlarından dolayı, vermiş olduğu değerli katkılarından dolayı, bu güzel sunumlarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Bize sunmuş olduğunuz katkılardan ve bu güzel sunumunuzdan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi oturumumuzun ikinci sunumuyla Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Füsun Temanoğulları hocamı kanatlı hayvanlarda bazı bakteriyel zoonozlar ve tedavileri konusuyla takdim etmek isterim. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Emre hocam. Öncelikle Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ömer Çomaklı'ya ve Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yavuz Selim Sağlam hocama ve değerli öğretim üyesi Farmakotoksikoloji Anabilim Dalı'ndan doçent Doktor Emre Aslanbaş'a ve sempozyumu gerçekleştirmesinde emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Şu anda görülebiliyor mu bilemiyorum. Bir sıkıntı var mı Emre hocam? Hocam şu anda maalesef göremiyoruz. Ekran paylaşımı hocam. Share screen yapayım. Size zahmet hocam. Size zahmet hocam. Hemen indiriyorum tekrardan. Önceden açmıştık. Onu bir kapatayım. Çok daha iyi olur. Share screen yapayım. Şimdi indirelim. Şu anda görülüyor mu? Tam ekranda. Görünüyor hocam, sorun yok. Tamam.
Tamamdır hocam, teşekkürler. Anlayışınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam, çok sağ olun. Kanatlı hayvanlarda zoonoz hastalıklar, büyüme geriliği, ölümün yanı sıra salgın masrafları da ciddi ekonomik zararlara sebebiyet vermekte. Zoonoz hastalıkların bulaşma şekline baktığımızda temas, oral, genital, solunum ve çevre kontaminasyonu ve vektörler başlıcalarını oluşturmaktadır. Bugün sizlere kanatlarda Campylobacteriosis, Chlamydiosis, Colibacillosis, Listeriosis, Pasteuroidosis ve Salmonellosis'in bulaşımı, etkileri ve tedavisine kullanılacak antibiyotikler hakkında kısaca bir bilgi vermeye çalışacağım. Campylobacteriosis, Campylobacter yayoni, gram negatif bir bakteri olup Campylobacteriaceae ailesinde yer almakta. Yabani ve evcil hayvanların özellikle de kuşların kalın bağırsaklarında gelişebilme özelliğine sahip. Bunun nedenleri içerisinde özellikle kanatlı hayvanların vücut sıcaklığının optimum gelişim sağlamasıdır. Ve pH'sı, optimum gelişim pH'sı 6,5 ile 7,5 arasındadır. Bunun altındaki zaman yani 5-4,5 gibi pH'larda Campylobacter'in gelişimi olumsuz yönde etkilenmektedir. Bulaşım yoluna baktığımızda doğrudan temas veya yeterli ısıl işlem uygulanmamış kanatlı et ve et ürünlerinin tüketimiyle gerçekleşiyor. Özellikle piliç eti tüketiminden kaynaklanan gıda enfeksiyonlarında Campylobacter pylori, Campylobacter yayoni özür dilerim, birinci derecede rol oynar. Burada şekilde görüldüğü gibi karaciğerde özellikle kanatlarda hepatitis nedeni oluyor. Bunun nekrotik odakları ekinen görmeniz mümkündür. Piliç etinin özellikle kesim işlemi sırasında sıklıkla bağırsak geçiriyle temas etmesi, özellikle önceleri bu yaş yani sıcak suya basılarak tüylerin uzaklaştırılması sırasında ya da iç organların boşaltılması sırasında bağırsağın bir şekilde içeriğinin diğer dokulara bulaşımıyla da bütün piliç eti kontaminasyonu gerçekleşiyordu. Ve bu kontamine olan gıdaların yetersiz pişirilmesi ya da yemek hazırlarken başka gıdalara temas ettirilmesi diğer gıdaların da Campylobacter yayını ile bulaşık hale geçmesine sebebiyet vermekte. Temelinde yatan şey hijyen eksikliği. Yine bu bakterinin de kontrolünde hijyen temellerini oluşturuyor. Önemli şey hijyen. İnsanlar kontamine olan gıdaları tüketiminden hemen sonra yaklaşık 1 ila 7 gün sonra inkübasyon gerçekleşiyor. Ve en önemli bulgusu gastroenterit. Gastroenterite en önemli tabii ki karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma ve ateş görülen belirtiler içerisindedir. Tedavide neler kullanılabilir sorusunun cevabı azitromisin. Özellikle insan hekimliğinde çok değerli bir ilaç. Bu 3 tane bulunuyor preparatlara baktığınızda. Günde bir defa alınması da yeterli bir şekilde tedavi sağlıyor. İmipenem özellikle penisilin ve sefalosporin grubu antibiyotiklerle olan direnç olgularında imipenem hayat kurtarıcı. Gentamisin özellikle kanatlı sektöründe çeşitli hastalıkların bulaşını engellemek için yoğun şekilde kullanılan bir antibiyotik. Yumurtadan başlamak suretiyle yani yumurta dezenfeksiyonundan başlamak suretiyle gentamisinle dezenfeksiyon kanatlı yetiştiricinin içerisine giriyor. Ampicillin yine ve eritromisin tedavide kullanılabilir. Alternatif olarak özellikle acı biberin ve çayın, özellikle yeşil çayın Campylobacter yayının gelişimini engellediğine dair çeşitli çalışmalara rastladım. Diğer önemli bir patojenimiz, zoonoz hastalığımız Chlamydia psittaci. Yine gram negatif zorunlu hücre içi bir bakteri. Yani rutinde hücre dışındayken çok da çoğalabilme özelliğine sahip değil. Ancak hücre içerisine girdikten sonra hızlı bir şekilde gelişimini sağlıyor. En duyarlı kümes hayvanları hindi ve ördekler. Biz papağan ve muhabbet kuşlarında gördüğümüz buna pistakoz ya da
parrot fever dediğimiz ya da papağan ateşi dediğimiz durum. Ve güvercin, kumru, kanarya, sülün, hindi, ördek ve deniz ve kutu kuşlarında ise ornitoz isimlerini vermekteyiz. Sağdaki görüntüde, tabii patolog hocalarımız da var, biz onlar kadar iyi bilmesek de böyle bir patolojik bir kesiti, hücresel bir görüntüsünü paylaşmak istedim. En çok baktığımızda karkasta hindi karkasında bir yıldan daha uzun süre canlılığını koruduğuna dair çalışmalar rastladım. Enfekte kuşun kanatlarına ya da etine dokunmak suretiyle bulaşım gerçekleşiyor. Özellikle çocuklarımız bu muhabbet kuşu, kanarya gibi egzotik hayvanların ellerini alıp öpmek gibi girişimlerde bulunabiliyorlar. Kesinlikle yanlış bir uygulama. Çünkü özellikle kuşun öpülmesiyle de yahut nefesinin solunmasıyla da bu zoonoz hastalığa yakalanmak söz konusu olabiliyor. O yüzden son derece önemli. Bu Cornell Üniversitesi Avian Patoloji Atlası'ndan aldığım görüntüler. Kuşlarda sindirim ve solunum yoluyla bulaşım gerçekleşiyor. Kanatlılarda özellikle hırıltılı solunum, hava kezesi yangısı, tüylerde kabarma, hareketsizlik, konjüktivitis, öksürük, tıksırık ve özellikle sağ alttaki görselde göreceğiniz gibi sarı yeşil, bazen yeşil siyah renkte selle kendini gösteriyor. Ötücü kuşlarda ötmekte isteksizlik gözlenen belirtiler içerisinde. Sağ üst görselde görüldüğü üzere güvercinlerde bir konjüktivit olgusu var. Sol altta da özellikle hava kesin yangısının göründüğü bir görseli paylaşmak istedim. Çok güzel bir atlas, öneririm. Özellikle egzotik hayvanlarda, muhabbet kuşu ve papağanlarda tüylerde kabarma, nefes almada zorlanma, zayıflama ve matlaşma görülüyor. Sol alttaki görselde özellikle bu bir muhabbet kuşu. Gözün etrafındaki tüylerde bir dökülme beraberinde bir şişlik görülüyor. Sağ tarafta yine papağanlarda tüylerde matlaşma ve karışıklık gözle görülür bir şekilde görülmekte. İnsanlarda peki nasıl bu zoonoz hastalık nasıl belirtiler ortaya çıkartıyor, nasıl bulaşıyorsa diye bir soru sorarsak eğer. Enfekte hayvanların teması. Özellikle dışkı aracıyla bulaşabileceği gibi etkeni içeren dışkı tozlarına solunmasıyla da bulaşabiliyor. Bu olayın hemen yani yaklaşık 1 ila 4 hafta gibi inkübasyon süresi gerçekleşiyor. İnsanlarda ateş, boğaz ağrısı, titreme, karın ağrısı, kas ağrısı, bulantı ve kusma nedeni oluyor. Özellikle İtalya'da Chlamydia pistacei ile ilgili orbital bölgede mukozal altı lenfoma ile birebir ilişki belirlenmiş. En önemli istenmeyen etkisi mukozal altı lenfoma ve gözdeki görüntüsü çok ciddi anlamda gözün şeklini bulacak kadar lenfomalar meydana getirebiliyor. Peki tedavi ne yapacağız? Özellikle tetrasiklin, doksisiklin birçok taramada, literatür taramasında önerilmekte. Bunun altında yatan şey klamidyanın üre protein ihtiyacını özellikle rozaman alt birim 30 S'den karşılaması ve bu antibiyotiklerin de bakterideki 30 S rozaman alt birime bağlanarak etki göstermesidir. Doksisiklinin hem antibiyotik olması, yangı önleyici ve immünomodülatör özelliğe sahip olması tedavide önemli bir etken. Bu immünomodülatör etki nitrik oksit sentezi ve proinflamatuar sitokinlerin uyarılabilirliğini azaltmasından ileri gelmekte. Kuşlardaki tedavi en az 45 gün sürede sürdürülmesi gerekiyor. İnsanlarda ise bu süre 10 ila 14 gün olarak önerilmekte. Hamile ve 8 yaş altındaki çocuklarda ise alternatif olarak azitromisin ve eritromisin kombinasyonu tedavide başarılı olarak görülmekte.
Diğer önemli zoonoz bakterimiz Erlichia coli, namı diğer E. coli, gram negatif fakültatif ve anaerobik bir zoonoz bakteri. Daha fazla bağırsaklarda ürer, bağırsak bakterisi. Başta tavuk olmak üzere hindi, kaz, ördek ve diğer kanatlılarda hastalık oluşturur. Kanatlılarda bulaşım yumurta, temas ve dışkı yoluyla gerçekleşiyor ya da dışkının bulaştığı su ya da yemin tüketilmesiyle oluşuyor. Kanatlılarda sağdaki görülen görselde de gördüğünüz gibi A dediğimiz perikardit, hava kitesi yangısı ve perihepatit görülen bulgular içerisinde. Yine özellikle kanatlılarda omfalitis, yumurta sarısı kesesi yangısı, embriyo ölümleri, koli granuloma, artritis ve sinovitis ve koli septisemisi belirtiler içerisindedir. Burada yine sol tarafta bir kanatta omfalitis dediğimiz olgu, karaciğerli yangı ve büyüme. Sağ tarafta da lakta yine hiperplazi ve kanla dolu olduğunu görüyorsunuz. Renk değişikliği bariz. Patolojik bulgu olarak değerlendirilebilir. İnsanlarda bulaşım şekli yeterli ısıl işlem görmemiş konteme gıdaların tüketilmeleri ya da dışkı ile bulaşık gıda ya da su tüketilmeleri hastalığa yakalanması söz konusu. E. coli'nin aynı zamanda topraktan da bulaştığına dair bilgimiz var. İnkübasyon süresi özellikle 1 ila 16 gün olarak belirlenmiştir. İnsanlarda belirti olarak idrar yolu enfeksiyonları, kanlı ishal, yeni doğanlarda menenjit ve bağırsak hastalıkları görülür. Tedavide aslında E. coli'ye karşı ciddi direnç görüyoruz. Bununla ilgili birçok yayın var ve tedaviyle ilgili farklı kombinasyonlar kullanarak direncin önüne geçilmeye çalışılıyor. Direnç olgusunda özellikle tetrasiklinlerin, ceftazidim, amoksisilin, ampisilin ve sülfametoksazol, trimetoprine karşı direnç olduğu belirlenmiş durumda. Her zaman söylediğimiz gibi penisilin ve sefalosporinlere karşı direnç gerçekleştirdiğinde imipenem gibi maddeler çok ciddi anlamda etki gerçekleştirebiliyor. Tikarsilin, amikasin, gentamisin, azitromisin, piperasilin, karbapenem, fosfomisin ve nitrofurantiyon ve ceftriakson kullanılır. Burada alt üriner sistem enfeksiyonu, oral fosfomisin uygulanması önerilmekte. İnsanlarda ama daha çok destekli tedavi uygun görülüyor. Çok antibiyotik kullanılması insanlarda alt üriner sistem enfeksiyonu tetiklediğine dair bulgular var. Ve insanlardaki oluşan ishal tedavisinde motiliteyi azaltıcı ilaçların uygulanması da önerilmemekte. Yani immün sistemi kuvvetlendirici uygulamalar yapılması, destekli tedaviler uygulanması ya da son zamanlarda, son yıllarda çok güncel olan bağırsak mikroflorasını düzenleyici olarak probiyotiklerin uygulamalarının yapılması önerilmekte. Diğer zoonoz bakterimiz Listeria monostegenes, ölümcül zoonoz bir patojen. Gram pozitif ve fakültatif anaerobik, kapsülsüz ve sporsuz bir bakteri. Yüksek sıcaklıklara dirençli ve buzdolabı şartlarında gelişebilme özelliğine sahip olması önemli. Tavuklarda ensefalit, ataksi septisemi, tortikolis, opistonis gibi belirtiler ya da belirti göstermeden ani ölüme yol açabiliyor. Listeria'nın septik formunda miyokardiyal nekroz sağda görüldüğü gibi ve yangı belirtiler içerisinde. İnsanlarda ise inkübasyon süresi 20 saat. İnsanlarda yüksek ateş, kas ağrısı, ishal, sepsis, meningi ensefalit, gebelerde erken doğuma sebebiyet verebiliyor. Tedavide ampisilin ve penisilinin aminoglikozitlerle beraber kombinasyonları önerilmekte. Yani ampisilin, gentamisin, ampisilin, kanamisin ya da penisilin G, ampisilin şeklinde önerilmesi söz konusu.
Bu özellikle hani aminoglikozitlerin gram negatif bakteri beraberinde ampisinin gram pozitif ve beraberinde gram negatif bakterili kombine etki gerçekleştirmesi daha geniş etkiye ortaya çıkartılması başarı şansını arttırmakta. Okuloglandular listeria ve listeria dermatitis tedavisinde ise eritromisin önerilmekte. In vitro yapılan çalışmalarda listeria monostaginase karşı penisilin, tetrasiklin, eritromisin, gentamisin ve sulfametoxazol trimetoprim etkili olduğu belirlenmiş. Yine çeşitli çalışmalarda listeria monostaginase karşı özellikle kanatlı sektöründe kekik ekstraklarının katılımının gerçekleştirildiği birçok çalışmaya rastladım. Özellikle kekikin karvakol ve timol etkeninin ve yine yeşil çayın epigallokatişin galat dediğimiz etkenli maddelerinin listeria monostaginase karşı etkili olduğuna dair çok çeşitli çalışmalar mevcut. Pasteurella multisida aerobik veya fakültatif anaerobik gram negatif bir bakteri. Daha çok tavuk, ördek, hindi, kaz gibi evcil hayvanlar gözlenmekle birlikte sülün ve keklik gibi av hayvanlarında da görülüyor. Bulaşma şekli sindirim, solunum, deri ve konjüktiva yoluyla kanatlarda hava kesti yangısı ve pleuropneumoni, otit, artrit, peritonit, septisemi ve ölüm nedeni oluyor. Sağda bir pneumoni, bir kanatlının görüntüsünü görüyorsunuz. Ölümler genelde yumurtacı tavuklarda şekillenmekte. Peritoneal ve perikardiyal sıvılarda artış. Karaciğerde ödem ve nekrotik odaklar gözleniyor. Bu sağ tarafta karaciğer üzerinde bir nekrotik odaklar ve sıvı birikimi gözlemlenmekte. İnsanlarda inkübasyon süresi 2 ila 5 gündür. İnsanlarda görülen belirtilere baktığımızda solunum sistemi enfeksiyonu, özellikle bölgesel lenfa adenopati ve septik şok görülen belirtiler içerisindedir. Tedavide sülfametazin veya sülfadimitoksin yine kanatlar özellikle yumurtacı tavuklarda, yumurtacı kanat, yumurta verenlerde öyle diyelim. Sülfonimidin kullanılmasını önermiyoruz yumurta kabuğunun etkisinden dolayı. Ama hani koksitoz tedavisinde çok az miktarda düşürülmek suretiyle, 1 ve 3 oranı düşürülmek suretiyle aralıklı yöntemler de kısa sürede uygulamaları öneriyoruz. Ama bu tip hastalıkların tedavisinde özellikle yumurtacı tavuklarda sülfonimidleri kullanmıyoruz. İçme suyuna 10 binde 4 oranında tetrasiklin uygulanabiliyor. Hindilerde sülfata karşı bir direnç olgusu var ise penisilinden uygulanıyor. Örneklerde streptomisin, disitroptomisin karışımı enjeksiyon uygulamaları yapılabiliyor. Kanaryalarda amoksisilin kanarya yeminin kilogramına 500 mg olacak şekilde 3 hafta süre tedavi önerilmekte. Kanaryalarda yapılan çalışmalarda özellikle Pasteurella multisida tedavisinde oksitetrasiklin ve enrofloksine karşı direnç geliştirmeye dair çalışmalar mevcut. Emine Hocam Salmonella tilleniden bahsetti. Biz de Salmonella enteritis ve tifimirium'dan bahsedeceğiz. Şimdi Enterobacteriaceae ailesinde var olan bir Salmonella gram negatif bir bakteri ve ihbar mecburu hastalıklar içerisinde yer almakta. Zoonoz bir hastalık. Genel bulaşma şekli sindirim kanalı, dışkı ya da bunlarla kirlenmiş yem ve gıda maddelerinin tüketilmesi. Yine kanatlarda vertikal yolla da bulaşma gerçekleşebiliyor. Fare ve diğer kemirgenlerde etken taşıyıcıdır. Kanatlarda kulak etrafında dışkıyla kirli olması ve gelişme geriliği, beraberinde artritis ki sağdaki görselde gördüğü gibi hayvan yerinden kalkamıyor. Yine nekropside, karaciğer odalakta büyüme ve nekroz odakları dikkati çeker. İnsanlarda gastroenterit inkübasyon süresi 12 saat ile 3 gün arasında değişmekte. Tifo ateş dediğimiz inkübasyon süresi ise 10 ile 14 gündür.
Salmonella insanlarda akut ve spontan gastroenteritlere, tifo para tifo septisemi ve lokal organ enfeksiyonlarını yol açar. Tedavide tetrasiklin, azitromisin. Kusura bakmayın bölüyorum ama toparlarsanız çok memnun olurum. Tabii Emre Hocam. Neomisin, basitresin, yumurtacı olmayan tavuklarda sülfanimidler, hindilerde enjeksiyon şeklinde gentamisin ve spektinamisin, civcivlerde sağlatıcı ve koruyucu olarak polimiksin, sülfat etirmetoprin, yine nil talapyası bağırsağında izole edilen Bacillus amylolycofaciens strain JDF17'nin bir bakteriyosit, Salmonella enteritisin suda ya da gıdada biyofilm oluşumunu engellediğine dair çalışmalar var. Nandik asit rampisine karşı da direnç geliştiğine dair çalışmalara rastladım. Teşekkür ederim. Bu arada ufak bir bunu da ufacık bir söyleyeyim Emre Hocam. Görsel çok üzerinde anlatmadan geçeceğim. Mavi renkli olan antibiyotikler gram negatif ve gram pozitif her iki bakteri için, anaerobik bakteriler için ilk tercih edilmesi gereken antibiyotiklerdir. Ve soldaki açık yeşil olanlar ise ikinci olarak tercih edilmesi gereken antibiyotikler. Son resmi Göbekli Tepe ile kapatmak istedim Harran'dan katıldığım için. Pandemi sonrası herkese Şanlıurfa'yı, Göbekli Tepe'yi görmeyi davet ediyorum. Teşekkür ederim Emre Hocam sabrınız için. Kolay gelsin. Hocam biz çok çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel sunumunuz için, değerli katkılarınız için çok çok teşekkürler. Bize verdiğiniz bu ayrıntılı, aydınlatıcı bilgiler için, bu güzel bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Şimdi oturumumuzun 3. sunumu ile Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Ebru Yıldırım hocamı, zoonoz hastalıklara karşı uygulanan hijyen tedbirleri ve dezenfeksiyon yöntemleri konusu ile takdim etmek istiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de Atatürk Üniversitesi rektörümüz hocamıza, dekan hocamıza, tüm bu sempozyumu hazırlayan hocalarıma ve diğer katılımcı hocalarıma çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Hemen sunumumu şuradan, evet. Görünüyor herhalde. Görünüyor mu Sayın Hocam? Hocam şu anda görünüyor. Teşekkür ederim. Hocam tam ekran yaparsanız çok memnun olurum. Tamam, teşekkür ederim. Bu sunumu biz doktor öğrencim Adem Tekke ile beraber hazırladık. Konunun önemi nedeniyle de hani biliyorsunuz zaten hem Füsun hocamız hem Emine hocamız aslında hijyen tedbirlerinin ne kadar önemli olduğuna değindi. Biz de böyle bir bu konuyu toparlamak adına böyle bir sunum yapmayı tercih ettik. Zoonoz terimi Dünya Sağlık Örgütü tarafından omurgalı hayvanlar ve insanlar arasında doğal olarak buluşan hastalık olarak tanımlanıyor. Ve ortaya çıkmasında birden fazla faktör söz konusu. İnsanların nüfusu, gelişen teknoloji, sosyo-kültürel faaliyetler, ekonomik faaliyetler, biyoterörizm gibi birden fazla sebep zoonoz hastalıkların gelişmesine sebep olabiliyor. Ama şöyle ana başlıklar halinde dikkat edecek olursak genellikle bakteriyel, viral, fungal ve parazitar kaynaklı olarak karşımıza çıkıyor. Ve genellikle bulaşmanın kaynağı insanların enfekte hayvan ya da hayvansal ürünlere direkt ya da indirekt temas sonucu ya da vektörler yoluyla oluyor. Gerçekten son yıllarda karşılaştığımız birçok hastalıklar hep zoonoz kaynaklı oluyor. Enfekte hayvanların salyası, idrar, dışkı, burun akıntısı, kan gibi bedensel atıklarıyla ya da enfekte hayvanlardan ısırma, tırmaklama yoluyla insanlara bulaşması söz konusu olabiliyor. Bunun yanı sıra yine hayvansal, gıdasal kaynaklar da bulaşmanın yollarından bir tanesi. Bunlardan korunmak için de aslında çok küçük tedbirler bizi kurtarıcı olarak koruyabiliyor. Örneğin her temas sonrası ellerin yıkanması, iş kıyafetlerinin giyilmesi, iş ekipmanlarının dezenfekte edilmesi, hayvanlarla temasın azaltılması, vektör mücadelesi, bu önlemler bizi koruyucu nitelikte olabiliyor. Ayrıca tabii ki koruyucu hekimlik bizim veteriner hekimlerin ilk görevi ve yetkili kurumlarca gerekli önlemlerin de mutlaka alınması gerekiyor. Alınabilecek kişisel hijyen tedbirlerinde en başta
bizim önem verdiğimiz tabii ki el hijyeni. El hijyeni mikroorganizmaların uzaklaştırılması için ellerin su, sabun ya da antiseptiklerle olarak temizlenmesi. Aslında çok basit bir işlem ama bu kadar basit bir işlem çok koruyucu bir niteliğe sahip. İnsan derisinde kalıcı ve geçici mikroflora var. Bu kalıcı mikroorganizma topluluğu %10-20'si derinin dibin takılıklarını işliyor. Kalanı ise derinin üst tabakasında kalan flora. Su ve sabunla bu üst tabakadaki flora yok edilse de kalıcı flora pek yok edilemiyor. Geçici mikroorganizma topluluğu ise kontaminasyon sonucu oluşan flora ve ellerin yıkanmasıyla ortadan uzaklaştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 3 tip el yıkamadan bahsediyor. Basit sosyal tip, hijyenik tip ve cerrahi tip. Bu sosyal tip aslında hepimizin yaptığı 20 saniye süreli sabunlu olarak elleri yıkanmasıyla geçici floranın ortadan kaldırılması. Hijyenik el yıkama ise antibakteriyel ajanlar kullanılarak ellerin temizlenmesi olgusu. Cerrahi tip ise mümkün olduğunca geçici flora tamamen yok edilip kalıncı floraya da mümkün olduğunca azaltılarak cerrahi operasyonlarla bulaşmayı önlemek amaçlı yapılan bir uygulama. Peki el antisepsisinde neler kullanabiliriz? Alkoller, klorheksidin, iyot bileşikleri, fenol derivileri, triklosan, kuaternar amonyum gibi maddelerden faydalanıyoruz. Bu antiseptik maddelerden en hızlı etkilenen alkol bazlılar. O yüzden şu anda COVID-19'a karşı en çok tercih edilen antiseptik yöntem bu. Sağlık Bakanlığı'nca da bu öneriliyor. Evcil hayvan sahipleri, çiftçiler, mezba çalışanları, barınak çalışanları, veteriner hekimler, laboratuvar personelleri, hayvanlarla ve hayvanlarla ait ekipmanlarla her temastan sonra ellerini mutlaka yıkamalı. Evcil hayvan sahipleri ve çiftçiler, küçük çocuklar el yıkama konusunda mutlaka uyarmalı ve bunu denetlemelidirler. İkinci sırada hijyenik tedbirlerin ikinci sırasında eldiven kullanımı geliyor. Bu ellerin kontamine olmasını önleyen bir katkı. Klinik çalışanlar için de çok önemli bir bariyer görevi oluşturuyor. El yıkamanın yerini tam olarak almıyor ama bir bariyer olarak koruduğu için çok tavsiye ediliyor. Eldivenler konusunda da işte olası yırtılma, delinme gibi durumlarda tekrar derhal yenisinin yenilenmesi gerekiyor. Çıkartırken de mutlaka temas edilen noktanın dışından olacak şekilde çıkartılıp uygun atık kutusuna atılıp yok edilmesi gerekiyor. Eldivenler giyilmeden önce ve çıkartıldıktan sonra eller mutlaka yıkanmalı. Maske kullanımı en çok gene tercih edilen yöntemlerden bir tanesi. COVID-19 pandemisiyle hayatımızın içine çok giren bir madde bu. Önleyici olarak çok karşımıza çıkan bir madde. Toz, alerjen, çeşitli kimyasallara karşı korunmak amacıyla da kullanılan bir koruyucu bariyer görevi oluyor. Ayrıca biliyorsunuz Brucella veteriner hekimlerin en önemli hastalığından bir tanesi. Damlacık enfeksiyonuyla da bulaşabiliyor. O yüzden laboratuvar çalışanları buna çok dikkat etmek zorunda. Enfektik dozu av olsa bile damlacık enfeksiyonuyla bulaşıp insanları etkileyebildiği için Brucella'da da maske kullanımı önerilen bir korunma yöntemi. Kirli ve daha önce kullanılmış maskeler kesinlikle tekrar kullanılmamalı. Islanan veya nemlenen maskeler hemen değiştirilmeli ve aynı maske uzun süre kullanılmamalı. Maske çıkarılırken maskenin iki yanında bulunan ipler tutularak çıkarılmalı. Maskenin ön yüzüne dokunulmamalı ve maskeyi çıkarttıktan sonra eller mutlaka yıkanmalı. Koruyucu gözlük ve siperlik kullanımında da tabii bu kaliteli bir gözlük olmak zorunda. Gözü tamamen kaplamalı, buğu yapmamalı ve tekrarlanan uygulamalarda temizlenebilen nitelikte olan bir gözlük tercih edilmeli. Gene COVID-19 virüsüyle enfekte kişilerin ortaya saçtığı damlacıklar göz mukozasında temasla ya da bulaşık elle göze teması sonucunda bulaşabilmekte. Koruyucu gözlük de bu amaçla ve siperlik kullanımıyla çok tavsiye edilen bir uygulama oldu. Hayatımızın içine çok girdi. Veteriner hekimler de meslek hastalığı olan Brucella'yı enfekte hayvan sekresyonlarının göze sıçraması sonucuyla bulaşabilmekte. Buna da önleyici bir önlem olarak kullanılıyor. Zoonoz hastalıklara karşı kullanılan dezenfeksiyon yöntemlerine bir bakacak olursak, dezenfeksiyon nedir? Cansız ortamda bulunan mikroorganizmaların hastalık yapmayacak düzeyde azaltılması. Dezenfektanlar çoğu bakteri sporlarına etkisiz. Kimi dezenfektanlar da mantara ve virüse karşı etkisiz.
O zaman bizim ne yapmamız lazım? Bir kere hangi dezenfektan hangi mantara ya da virüse etkiliyor? Bunu önce bir belirlememiz lazım. Ve buna göre gene dezenfektan seçiminde aktif maddelerin kombinasyonları da yapacak şekilde, tabii birbirleriyle kimyasal olarak da uyumlu olmak durumundalar, bir seçim yapmak durumundayız. Bizim seçeceğimiz dezenfektan da yine Sağlık Bakanlığı'nca onaylı, uygun bir dezenfektan olmalı. En sık kullanılan dezenfektanlar alkoller, aldehitler, glutaraldehit, formaldehit gibi, iyot türevleri, klor bileşikleri, fenoller, duguanitler, kuvartenler, amonyum bileşikleri, etilen oksit, hidrojen peroksit gibi dezenfektanlar. Her dezenfektanın antimikrobiyal özelliği farklı olduğu için dezenfektan seçiminde de dikkat edilmesi gereken hususlar var. Demin de dediğim gibi mikroorganizmanın türü, hedef yüzeyin kirlilik düzeyi, proteinli maddeler ya da organik maddelerin bulundurulma derecesi, temas süresi çok önemli, ortam ısısı, pH'sı, çevreye etkisi, ki çevre de günümüzde artık çok önemli bir konu, çevreye çok fazla toksik etkili olmamalı. İnsan ve hayvan sağlığı için zehirliliği ve maliyeti gibi durumlarda hep bizim için önem arz ediyor. İyi bir dezenfektanın etkili olabilmesi için öncelikle bir ön temizlik yapılmalı. Ortamda bulunan organik ve inorganik atıklar, hayvanlara ait kan, idrar, dışkı, mukus gibi maddeler dezenfektanın etkisini azaltacağından mutlaka bir ön temizlikle ortadan kaldırılmalı. Çünkü bir bariyer görevi görüyor bunlar dezenfektana karşı. Kaba pislikten alındıktan sonra deterjanla suyla yıkandıktan sonra durulama yapılıyor ve daha sonra da dezenfektanımız uygulanıyor. Dezenfektanı uygulamadan önce ürünün etiketi mutlaka okunmalı. Kullanım şekline uygun olarak konsantrasyonda ayarlanmalı. Soğuk havalarda ortamın ısıtılması gerekiyor. Çünkü dezenfektanlar belli ısıda, genellikle 10 santigrat derecenin üstü tercih ediliyor. Uygun sıcaklıkta etkilerini gösteriyorlar. Ve basınçlı bir su olabilir bu. Her tarafa temas edecek şekilde yüzeye uygulanıp daha sonra durulanıp kurumaya bırakılmalı. Zoonoz etkenler personel ve işletmeye gelen ziyaretçilerin ayakkabılarıyla da taşınabiliyor. Bu nedenle işletmenin giriş ve çıkışlarına mutlaka ayak banyoları yerleştirilmesi tavsiye ediliyor. Bu personel su geçirmez çizmeleri mutlaka giymekte ve her giriş çıkışta mutlaka daldırma solüsyonunda çizmelerini dezenfekte etmeli. Bu daldırma solüsyonlarının 15 santim olacak şekilde olması arzu ediliyor ve 1 dakika kadar bekletilmesi zoonoz riskini azaltıyor. Ayak banyoları için iodoforlar ve fenol bileşikleri genellikle dezenfektan olarak tercih ediliyor. Zoonoz hastalıkların bulaşma ve taşınmasında bir diğer risk faktörü de hayvan nakillerinde bulunan kamyonet, kamyon ve tır gibi araçlar. Bunların da temizlik ve dezenfeksiyonun yapılması, araçların değişik özellikteki malzemelerinin bileşiminden oluşması ve düz yüzeylere sahip olmamaları sebebiyle bu araçların mutlaka uzman bir personel tarafından temizlenmesi gerekiyor. Dezenfeksiyonun yapılması gerekiyor. Bunun için de kullanılacak maddeler, aldehitler, organik asitler tercih ediliyor. Ve işte dediğim gibi 10 santigrat derecenin üzerinde en az 30 dakika dezenfektana maruz kalma süresi gerekli. Hayvancılık işletme atıkları da zoonoz hastalıkların taşınmasında bir sorun. Salmonella, kampylobakter, Escherichia coli, Cryptosporidium gibi zoonozlar çevreye saçılabiliyor. Gerek gübrenin uygun şekilde depolanmaması, gerekse işletmenin atık suları çevre insan sağlığı insan sağlığına bir risk oluşturuyor. Kesimhanelerin atık suları da yine bu riski barındırıyor. Peki ne yapabiliriz bunlar için? Sıvı atıkların dezenfeksiyonu, klor, ultraviyole ışık ve ozon uygulaması tavsiye ediliyor bu tip atık sular içinde. Gene kesimhaneler, zoonoz hastalıkların kaynaklarından bir tanesi. Antraks, tüberküloz, brucella gibi zoonotik etkenler kesimhanelerden bulaşabiliyor. Bunların da temizlik ve dezenfeksiyonu önlemleri mutlaka alınmalı. Personel bu konuda eğitimli olmalı ve kişisel hijyen tedbirlerini mutlaka almalı. Yine risk gruplarından bitirirse evcil hayvan sahipleri. Pet hayvanlarından insanlara Campylobacter yune, Leptospira, Salmonella, Kudus, Cryptosporidium, Echinococcus, Giardia ve fungal kökenli olan Dermatophytes gibi birçok zoonoz hastalık geçebiliyor. Gene hayvan sahiplerinin
hijyen tedbirlerini mutlaka alması gerekiyor. Peki ne yapmalılar? Çünkü evcil hayvanlar da gene hayatımızın bir parçası. Bizim bazen yol arkadaşımız. Ellerimizi yıkamalıyız her temastan sonra. Evcil hayvanlara ait kafes, yatak, kedi kumu, bunları kullanırken, kaldırırken, temizlerken eldiven kullanımına, hatta maske kullanımı yapmak durumundayız. Dışkıyla, hayvan dışkısıyla temaslarımızı minimuma indirip evcil attıkları ayrı bir poşette dışarı atmalıyız ve bu günlük olarak yapılması gereken bir işlem. Yani biriktirilerek değil, günlük olarak atılması, uzaklaştırılması gerekiyor. Ayrıca hayvanlara ait ekipmanlar, hayvanların temas ettiği yüzeyler rutin olarak dezenfekte edilmek zorunda. Bu dezenfeksiyon işleminde de çamaşır suyu, sodyum hipoklorit kullanılabilir ya da amonyum bileşiklerinden faydalanması öneriliyor. Türkiye'de görülen birçok zoonoz hastalık var ama belli başlıları ve hani kişisel hijyen ve dezenfeksiyonun önleyebildiği hastalıklara biz değinmek istedik açıkçası. Antraks en başta, Bacillus anthracis bakterisine ait sporlar, zorlukçu çevre koşullarına son derece dayanıklı. Çünkü spor oluşumu söz konusu. Ve gene çok ciddi bir risk grubu altında veteriner hekimler, hayvan sahipleri, kasaplar ve dericiler. Bacillus anthracis sporları birçok dezenfektana karşı dirençli. Ancak yüksek konsantrasyonda kullanıldıklarında, mesela formaldehit, glutaraldehit, hidrojen peroksit ve parasetik gibi bazı dezenfektanlar sporlar üzerine etkili bulunmuş. Yapılan çalışmalarda %4'lük formaldehit çözeltisi ve %2'lik konsantrasyonlarda glutaraldehit çözeltisi 15 dakika oluyor bu uygulanması. Şarbon sporlarını yarı yarıya azalttığı fark edilmiş. Brucella malta humması, gram negatif sporsuz bir bakteri, insanlara doğrudan temas yoluyla veya kontamine hayvan ürünlerinin tüketimiyle buluşuyor. Yine hayvan sahipleri ve veteriner hekimler risk gruplarında. Enfeksiyondan korunmada risk gruplarının bireysel tulum, maske, siperlik, eldiven ve koruyucu ekipmanlar giymesi tavsiye ediliyor. Eğer deride bir çizik ya da yara varsa iyot tentürü ya da antiseptiklerle temizlenmeli. Hayvanlarla temas eden ellerde %1 kloramin solüsyonuyla yıkanması öneriliyor. Gene göz yoluyla da bulaşma söz konusu olabiliyor. Siperlik kullanılması tavsiye ediliyor. Hayvan doğumuna müdahale ederken atık durumunda olan fetüsle temas öncesi gerekli tedbirleri mutlaka almak durumundayız. Eller göze ve yüze kesinlikle değdirilmemeli. Laboratuvar çalışanları da gene solunum yoluyla bulaşmaya karşı risk grubunda. Onlar da filtreli solunum maskeleri kullanmak durumunda. Brucella bakterisi güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklara dirençli olmayan bir bakteri. %0.03 formalin, %1 fenol, %0.01 beta propiolakton, sodyum hipoklorit, sodyum hidroksit, iyot bileşikleri ve kuaternar amonyum bileşikleri etkili kimyasallar arasında. Tüberküloz, mikobakterium etkili, solunum yoluyla bulaşıyor. Bu enfeksiyona karşı yine bazı dezenfektanlar, antiseptikler etkisiz olmakta. Ama etkili olanlar da var. Glutaraldehit, fenol bileşikleri, parasitik asit ve hidrojen peroksit mikobakterisel etkili olduğu saptanmış. Kuş gribi de bir virüs, gene ülkemizi çok etkileyen avian influenza bayağı bir zoonoz olarak karşımıza çıktı ve tedbirler almamız gerekti. Etken dezenfektana dayanıksız, sabun, deterjan, alkol virüsü kolayca öldürebiliyor. Hastalığa karşı korunmada kanatlı işletmeleri ve işletmelerine kullanılan ekipmanlar dezenfekte edilmeli. Temizlik ve dezenfeksiyon aşamalarından sonra da fumigasyon yapılmalı. Hastalık çıkması durumunda avian influenza ile kontamine olmuş yüzeylere %3'lük sodyum hipoklorit etkili oluyor. Beraber %2'lik formalinde gene dezenfeksiyonda oldukça faydalı. Resmi gazetede çıkan bakanlığın vermiş olduğu bir genelgeyle kuş gribi acil eylem planı yapıldı 4 Eylül 2010'da. Burada da gene aktif klor içinde %2'lik sodyum hipoklorit dezenfektan olarak tavsiye etti. Kapalı ortamlarda ise formalin ile permanganat ile dumanlanma yapılması önerildi. COVID-19 tüm dünyada pandemiye yol açan bir virüs.
evcil hayvanlarla insanlar arasında bulaş olabileceğine dair şüpheler var. Dezenfeksiyon önlemlerinin alınması lazım. Emine Hocam da değindi. Burada bir soru işareti var. Yani acaba zoonoz bu değil mi diye. Çünkü Haydar ve arkadaşları hastalığın henüz bir hayvan rezervuarı bulunmadığını ve zoonoz hastalık yerine olası hayvan kaynaklı ortaya çıkan bulaşıcı hastalık olarak sınıflandırılmasını önermiş. Ama Dünya Sağlık Örgütü zoonotik bir hastalık, yani zoonotik bir kaynaktan oluştuğunu ifade etmiş. O yüzden ben COVID-19 virüsüne de değinmek istedim. Virüse karşı dezenfeksiyonda insanların sıklıkla temas ettiği yerler, kapı, pencere kolları, musluklar, tuvaletler, asansörler, dokunmatik cihazlar başta olmak üzere hep risk alabilecek yerler mutlaka dezenfekte edilmeli. Dezenfektan kullanılmadan önce de organik madde barındıran yüzeyler sabun ve deterjanla mutlaka temizlenmeli. Yine COVID-19 virüsüne karşı da %0.1'lik sodyum hipoklorit ya da %70-90'lık bir alkol dezenfeksiyonda etkili olduğu bildirilmiş. Peki biz sonuç olarak bu dezenfektanların ve hijyen tedbirlerini nasıl toparlayalım? Zoonoz hastalıklar hayatımızda çok önemli bir risk faktörü ve işte dediğimiz gibi hijyen ve dezenfeksiyon önlemleri de bunları önleyebilecek nitelikte. Öncelikle risk grubunda olan bireyler kişisel hijyen kurallarına daha çok riayet etmeli ve koruyucu ekipmanı daha sık kullanmalı. Bunlar ilk önlemler. Kümesler, ahırlar, hayvan barınakları, mezbalar, veteriner klinikler zoonoz hastalık etkenlerinin hayvandan hayvana, hayvandan insana bulaşma yerleri. Bu nedenle bu alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon önlemleri ihmal edilmeden ve kurallara riayet edilerek uygulanmalı. İşletmelerde ve klinik çalışan personel düzenli olarak eğitilmeli, çalışan personele koruyucu ekipman sağlanmalı ve personel hijyen ve dezenfeksiyon kurallarına uyum konusunda da sık sık denetlenmeli. Ve ayrıca da kullanılacak olan bu dezenfektanların mutlaka Sağlık Bakanlığı onaylı olması gerekiyor. Ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hocam biz çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel sunumunuz için kıymetli hocam size aynı zamanda bu değerli bilgiler verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda sempozyumuza verdiğiniz destek ve katkılardan dolayı ben çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun hocam. Sempozyumumuzun farmakoloji oturumunda soru cevap kısmına geçmek isterim. Siz sayın hocalarımdan, aynı zamanda değerli katılımcılardan, kıymetli hocalarıma sormak istedikleriniz var ise onları hocalarıma yöneltmek suretiyle sorularınızı beklerim. Yani isterseniz iki farklı yerden şu anda yayındayız. Sormak istediğiniz sorularınızı alabilirim. Hemen bir kontrol ediyorum. Recai Kot isimli katılımcımız şunu sormakta Sayın Profesör Doktor Emine Baydan hocamıza. Diyor ki kaplumbağalarla ilgili bir soru yöneltmiş. Kaplumbağalarla ilgili zoonoz hastalıklar hakkında bir bilgi alabilir miyim şeklinde bir sorusu bulunmakta Sayın Hocam. Kaplumbağalarla ilgili zoonoz hastalıklar konusunda özel spesifik bilgilerimiz noktasında bir bilgi sormakta ama bu noktada... Şöyle söyleyeyim, sesim geliyor mu acaba? Geliyor hocam, duyuyoruz. Aslında... Kaplumbağalarla ilgili salmonellozis olgularıyla ilgili bir bilgi verdim hatırlanırsa ve hatta şunu söyledim Amerika'da 1975 yılında çocuklarda çok salmonella vakası görüldüğü evlerde beslendiği için daha sonra FDA buna bir kural getirmiş ve 10 santimden daha küçüklerin sahiplenilmemesi. Bu şekilde de olayın kontrol altına alındı. Yani kaplumbağalarla ilgili özellikle vurgulanan salmonellozis. Biraz söylemekte zorlandım.
salmonella olguları özellikle vurgulanan. Yani burada tabii ki zoonotikleri vurgularken şunun üzerinde çok durmak lazım. Aslında kaynaklarda daha minör olgulardan da bahsediliyor. Ama bizim burada verdiğimiz cidden insan sağlığını tehdit edecek olan boyuttakiler. Yani sıkıntı oluşturanlar ve gördüklerimiz, referanslarda da gördüğümüz özellikle kaplumbağa ile ilgili vurgulanan, kaplumbağaydı değil mi? Soruyu doğru anladım. Doğru hocam, kaplumbağa ile ilgili. Salmonella olgusu ve Amerika'da da çocuklarda çok salmonella olgularının görüldüğü, sebebinin de kaplumbağalar olduğu, ondan sonra da bu şekilde kontrol altına alındığı bildirilmiş. Teşekkür yani salmonella olgusu. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Emre Yılmaz isimli bir katılımcımızın sorusu Sayın Doçent Doktor Ebru Yıldırım hocamıza. Gezen tavuk işletmelerinin açık alanlarında MERA'da bulaşıcı hastalıklara karşı yapılacak mücadelede dezenfeksiyonda yöntemler neler olabilir şeklinde bir sorusu bulunmakta. Gezen tavuk işletmelerinin açık alanlarıyla ilgili dezenfeksiyonda acaba neler yapabiliriz şeklinde bir soru yöneltmekte Sayın Hocam. Şöyle, tabii ki açık alan olduğu için etrafı mutlaka kapatılmalı. Varsa hani herhangi bir vektör girişi ya da onu sağlayacak şeyler, ya yani etrafını bir şekilde diğer hayvanların, yani vektör olabilecek hayvanların girişini engelleyecek şekilde kapatılmasını ilk tabii ki öneriyoruz. Daha sonra da Sağlık Bakanlığı'nca uygun bir dezenfektan, ya atlıkların sık sık değiştirilmesi tabii ki. Atlıklar mutlaka, çünkü gezen tavuk yerlerde şey yaptığı için atlıklar sık sık değiştirmeli. Daha sonra da gene Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği bir dezenfektanla gene belli aralıklarla, tabii hayvanlara da toksik etki de oluşturabiliyor bunlar, zehirli etkileri de var. Belli aralıklarla basınçlı suyla önce bir kaba temizliği, daha sonra da dezenfektan uygulaması, sonra da durulanıp havalandırılıp, zaten açık hava olduğu için havalandırılmasında bir sıkıntı olmayacaktır. Ve bu şekilde bir dezenfektan yöntemi uygulanabilir. Ama mutlaka etrafının kapatılması gerekiyor ve kemirgenlerin ya da işte diğer kuşların buraya ulaşmasının engellenmesi gerekiyor. Bunu öneririm. Hocam teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun. Şimdi bir de Serik Kizat isimli değerli katılımcımızın bir sorusu bulunmakta. Aslında genel bir soru, ancak öncelikle Sayın Profesör Doktor Füsun Temamoğulları hocama yönlendirmekle birlikte diğer hocalarımı da aynı şekilde soruyu yönlendiriyorum. Şu şekilde sorusu diyor ki, Türkiye'deki bilimsel bölümlerle aynı zamanda yurt dışındaki bölümler arasında, tabii ki veteriner fakülteleri arasında bir bilim diğer Türkiye Cumhuriyetleri, Türkiye ile diğer Türkiye Cumhuriyetleri arasında bu alanda, bilimsel alanda yapılan işbirliği çalışmaları var mıdır şeklinde bir sorusu bulunmakta. Türkiye ile, Türkiye'deki veteriner fakülteleri ile, Türkiye ile diğer Türkiye Cumhuriyetlerde bulunan veteriner fakülteler arasında bir işbirliği, bir anlaşma var mıdır diye genel bir sorusu bulunmakta. Biraz sempozyumumuzun konusu dışında olmakla birlikte bu şekilde bir sorusu bulunmakta Selik Kizat isimli değerli katılımcımızın. Öncelikle Harvard Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nın Amerika'da, Amerika ile beraber ve Avrupa'da, şu anda ismini hatırlayamadım, özür dilerim, bir ülkeyle beraber, sanırım Almanya olması lazım, ortaklığı brucellozis ile ilgili bir ortak büyük bir projesi var. Bunun dışında yani bizim mikrobiyoloji anabilim dalımızın uluslararası özellikle zoonoz hastalıklarla ilgili girişimleri var. En son bu şark çıbanı ile ilgili yine bir geçmiş senelerde bir çalışmaları oldu. Bu sene bence ikinci yılında Amerika'yla yapılan proje. Kendi fakültemde
Türkiye Cumhuriyetleri ile herhangi bir ortak çalışma olduğunu sanmıyorum. Ama hani benim bildiğim mikrobiyolojinin var. Amerika ile ve Avrupa ile, ama Türkiye Cumhuriyetleri'nde yok. Şahsen hani ben kendi fakültem adına burada yer aldığım için, öğretim üyesi arkadaşlarımı da yakinen tanıdığım için, bizim kendi fakültemizin öğretim üyeleri yurt dışı çalışmalara her zaman açık. Bizim herkese kapımız açık. Bu konuyla ilgili olarak ben kendim farmakoloji ve toksikolojinin danışmanı olarak da ve diğer bölüm arkadaşlarım adına bunu söyleyebilirim. Bizim bölümümüz yok ama her türlü yardıma ya da ortaklığa hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Başka soru şu an itibariyle bulunmamakta. Ben öncelikle sempozyumun da düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Aynı zamanda değerli sunumlarıyla bu sempozyumumuza katkı veren kıymetli hocalarıma teşekkür ederim. Yine siz sayın hocalarıma, sempozyumumuza katılım sağlayan değerli katılımcılara teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Burada sempozyumumuzun farmakoloji oturumunu sonlandırmış bulunmaktayız. Emre Bey, ben de bu vesileyle çok değerli hocalarıma, Emine hocama, Füsun hocama ve Ebru hocama bu güzel sunumlarından dolayı teşekkür ediyorum. İsterdik ki keşke yüz yüze olsaydı bu sempozyumumuz. İnşallah o günlere de kavuşuruz dilekleriyle. Tekrar teşekkür eder, sağlıklı günler diliyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok güzel bir etkinlikti. İnşallah başka etkinliklere. Çok i̇nşallah. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim hocam. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Sağ olun Ebru hocam.